Bugün gene hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve fark yaratan girişimcilerin bir araya geldiği, dünyada yüzden fazla merkezde faaliyet gösteren sosyal etki odaklı global bir hareket Impact Hub ve sosyal onay girişimi işbirliğiyle yürütmüş olduğumuz değişimi yönetmek konulu seri toplantılarımızın bugünkü başlığı COVID-19 ve yeni normalde sosyal girişimcilik. Konuğumuz da Berat Kamili. Biraz zor telaffuz etmek ama doğru telaffuz ettin mi Berat soyadını? Evet hocam. Tamam. Doğru telaffuz ettiniz. Berat Mikport ve Koronaton Türkiye'nin eş kurucusu. Farklı ve ilginç bir arkadaşımız Berat. Türkiye'ye Makedonya'dan okumak için geliyor. Ve burada yaptığı girişimlerle uluslararası bir üne sahip olmaya başlıyor. Özellikle göç teknolojileri konusunda ürettiği çözümlerle tanıyor olabilirsiniz Berat'ı. Halihazırda 10 milyondan fazla kullanıcısı olan e-ikamet ve e-devlet çözümlerini geliştirdi. Birçok uluslararası derginin veya kurumun yani Forbes gibi, Fintech gibi dünyada 5 örnek olarak gösterilen ve göçmenlere yerel halkı birleştiren Mikport uygulamasının da kurucusu olan Berat, henüz bu korona günlerinde Türkiye'nin en büyük online hackathonu olan da Koronaton'un da eş kurucusu ve Avrupa Komisyonu hackathonu olan EU ve Virüs Türkiye'nin de Kurucusu. kurucusu ve eş başkanı gibi. Aslında ben Berat'ı anlatmaya devam etsem bitiremeyeceğim. Bayağı bir uzun bir hikayesi var. Bence Berat başlamadan ben önce kendini biraz daha tanıtabilir benim eksik bıraktığım noktalarda. Ona bırakmak istiyorum sözü ve ilk sorumu da şöyle soruyorum. Ne oldu da geldiniz Türkiye'ye? Bir sosyal girişimci oldunuz. Nasıl tanıştınız bu sosyal girişimcilik environment'ıyla diye ilk soruyu da başlamak istiyorum. Bir de Berat görüntün kameran açık mı bilemiyorum ama Bir açıkla. tanesi açık, diğerisi açık değil. Sesimizi duymadığınız için iki türlü şey yaptı. Tamam, peki. O zaman sözü sana bırakıyorum. Seni dinliyoruz Berat. Ne yapıyorsun buralarda? Nasıl tanıştın bu sosyal girişimcilikle? Serdar abi valla bunları senden duymak bir şeref. Yani senin gibi 34 tane STK kurmuş, diğer sosyal girişimciliği desteklemiş bir adamın böyle benim için sarf ettiği kelimeleri duymak gerçekten beni motive ediyor. Yani burada aslında seninle burada olmak benim için daha büyük bir onur. Ben Aslında senin teşekkür yolundan geliyoruz biz bütün. Anlat anlat bitmezsin sen. Teşekkür ederim. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi hocam ben Makedonya'da doğdum. Makedonya'da işte bizim Makedonya aslında doğmadan önce ismi Yugoslavya'ydı. Ben doğduğum sıralarda Makedonya oldu. Sonra Eurovision yarışmasında bir baktım. Çok uzun böyle bir isimli ülke var. FYRM. Allah Allah dedim, bu devlet kimin devleti acaba? Sonra bir baktım aslında bizim ismimiz Makedonya değil de Former Yugoslav Republic of Macedonia. Yani eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya'ymış Birleşmiş Milletler'de. Bunu Eurovision'dan öğrenmiştim. Sonra tabii anne babama sordum. Dedi ha o şekilde bizim bir Birleşmiş Milletler adımız dedi. Ama biz hiç bilmiyorduk çocukken tabii. Sonra tabii böyle büyük baktığınızda Yugoslavya büyük dağıldı, Makedonya kuruldu, 7 tane 8 tane ülkeler kuruldu. Büyük savaşlar başladı ve büyük savaşlar gören bir devletler oluştu aslında. Hem Bosna'da, hem Kosova'da, hem Sırbistan'da, Makedonya'da. Tabii benim de çocukluğum bunlarla geçti, bunlarla geçti. Bunlarla Şimdi geçtikten sonra... gene isminiz değişti galiba. Şimdi gene bu sefer de Kuzey Makedonya mı oldu isminiz? Evet, onu da geçen televizyonda gördüm. Bir baktım yeni ismimiz de Kuzey Makedonya olmuş. Ama artık Avrupa Birliği'ne de kabul aldık. Yani Kuzey Makedonya artık bir Avrupa Birliği ülkesi. Aslında baktığınızda hem Avrupa Birliği'ni gördüm, yani göreceğim. Hem de Makedonya'yı, Yugoslavya yani görmediğim şey kalmadı bir devlette. Aslında hiç ülkeden çıkmadan bile ülkemi çok defa değiştirdim yani baktığınızda.
Sonra da dedim ki madem bu kadar çok değiştiriyorum bari tamamen değiştireyim. Hem de Türk kökenliyim. Türkiye'ye geleyim dedim. Yani burada da okuyayım dedim ODTÜ'de. ODTÜ'de ekonomi okumaya kabul aldım. İstanbul Üniversitesi'nden de kabul aldım. Sonra ODTÜ'ye tercihimi yaptım. ODTÜ'ye geldim. Ve burada da ekonomi okudum. Sonra ekonomi okurken yabancıyım. Hani hep Türkiye diyordum. Tabii buraya geldim bir baktım aslında Türk değilmişim. Yani Türk kökenliyim ama Türk vatandaşı olmadığım için yani o kağıt hani o bütün dokümentasyondan tutun, sıralarda beklemekten tutun, hani bir tane ikamet almak için yolda uyumaya kadar şeyler yaşamaya başladım ve şeyi gördüm. Aslında hani ben Makedonya'da Türk ve Arnavut kökenliyim. Orada Makedon değilim. Buraya geldim. Burada da Türk değilim. Yani gittiğim her yerde bir kaybolmuşluk hissi oldu. Bu da beni bence sosyal girişimci yapan en büyük sebeplerden bir tanesi oldu. Ve tabii ondan sonra da ben geldim buraya. Tabii dedim ya yerde hani Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önünde bize ikamet veriyorlar. Ben gittim orada bir bakıyorum 1000 kişi önümde. Bir hafta içinde de ODTÜ'ye kayıt olmam lazım yoksa ülkeme geri gideceğim. Ama bir haftada her gün 1000 kişi sıra alamıyorsun hiçbir şekilde. 2-3 gün full böyle uyuduk gerçekten yollarda. Son gün böyle çok hızlı koştuk. Bayağı hızlı koştuk sıraya girmek için. Hani bütün gece bekledik sonra kapılar açıldı. Kapılar açılınca bir koşuyorlar. Hala o koşuyu hatırlarım böyle. Hani şey gibi yani canını kurtarma koşusu gibi. Çünkü günde 100 kişi kabul alıyor ve 2011-2012 yılları daha Türkiye'ye göç yeni gelmiş. Yani hiç böyle 5 milyon göçmen olmadığı için bütün kurumlar da hazırlıksız yakalandı. Ben de dedim ki bari ben bunu yaşadım başkaları yaşamasın. ODTÜ'deki bütün öğrenci kulüpleri toplandık. Ben onun başkanlığını yaptım. Uluslararası öğrenci topluluğunu kurduk. Ve biz bir fikirle geldik. Dedik ki aslında bunu çözebiliriz. Online ikametler alırsak dedik. Yani online randevu sistemini 2012 yılında aslında ben ve ekibim getirdik. Ve bunu gittik Emniyet Müdürlüğü'ne sunduk. Ve bir günde kabul aldı. Tabii onu sunana kadar bir yıl geçti. Oraya kadar gidene kadar bir yıl tekrar bir kapılarında yattık onlarla görüşene kadar. En son artık bayağı bir bütün üniversiteler bize destek verdiği için bu sisteme en sonunda Emniyet Müdürlüğü böyle bir sistemi yapmayı kabul etti ve bütün fonunu vesaire her şeyini ayarladı. Ve e-ikamet bugün 15 milyon kullanıcısından fazla kullanıcısı vardı. Ben de 3 kere kullandım. 2 kere ceza ödedim. O sistemi bu şekilde de kurmuş olduk ve ben artık literally bir sosyal girişimci oldum. Peki bu bize biraz bu MIGPort'u anlat. Nasıl çalışıyor? Nasıl bir şey bu? Ya da onunla birlikte başka girişimlerin yok mu kurduğun? MIGPort'tan daha ötesi olduğunu hatırlıyorum. Evet hocam var. Galiba Instagram yayını bitmiş gibi görüyorum. Ben de öyle görüyorum. Tekrar başlatmayalım bence. Ne yapalım? Buradan devam edelim. Başka bir gün hocam tekrar sizinle bir Instagram yayını yaparız. Tamam. Yani şimdi ondan sonra tabii ben Amerika'ya okumaya gittim. Amerika'ya 3 kere gidip geldim. Hani burada Türkiye'de şeyi ikamet kurduktan sonra orada burslu bir program kazandım. Ve dünyada böyle liderlerin okulu olarak bilinen Hanson Summer Institute'den kabul aldım. Orada işte Hindistan'ın bakanları falan okuyordu falan. Ben de işte bu e-ikameti getirdiğim için teknoloji tarafından beni kabul ettiler. Oraya gittiğimde artık onlar bize şeyi öğrettiler. Sosyal girişimcilik kavramını öğrettiler. Dediler ki aslında siz şimdi sosyal girişimcilik yapıyorsunuz ama bu illa non-profit bir şekilde ilerlemesine gerek yok. Bu for-profit şeklinde de ilerleyebilir dediler. Bize de orada şeyi öğrettiler. Yani aslında iş modeliyle sosyal işlerin olabileceğini ve aslında çok büyük şirketlerin de kurulabileceğini söylediler. Benim de aklıma şey geldi. Ya bu kadar şirket var, çok fazla sosyal girişimci var, çok fazla STK var ama hiç kimse Facebook kadar güçlü olamıyor. Hiç kimse, şöyle söyleyeyim, bir Amerikan başkanını seçtirtemiyor. Niye? Çünkü Facebook değiller. Dedim ki eğer biz sosyal girişimciler böyle olamazsak, biz de uzun vadede asla teknolojik şirketleri yenemeyiz. Ve Facebook'u kullanarak, bugün Zoom'u kullanarak başka hiçbir şey yapamayız. Ve dedim ki hani böyle şirketler lazım bize aslında. Hani sosyal fayda yapacak ama Facebook kadar güçlü olabilecek şirketler. Ama Facebook'un iyi versiyonunu düşünün. Hepimiz Facebook kullanıyoruz ama Facebook'un full etik olduğunu düşünün. Benim hayalim işte böyle sosyal girişimler yaratmakta ve bunun için MIGPort'u başlatmayı hedefettim. MIGPort'ta ne yapıyor? Aslında MIGPort birazcık Hackathon'a benziyor. Ama bunu bir platformda yapıyor. Göçmenleri ve yerel halkı buluşturuyor ve diyor ki ne kadar probleminiz varsa bunları konuşun ve bunlara çözüm üretin diyor. İnsanlar mahallelerinde işte Suriyeliler, Türkler, Afganlar beraber yaşıyorsa
nasıl daha güzel beraber yaşayacaklarını konuşuyor. Mesela Suriyeli işte Ankara'ya geldiyse Türk restoranlarına nasıl gidebileceklerini öğreniyorlar. Türkler Suriyeli restoranlarını öğreniyorlar. Hatta bir soru sormuşlardı. İşte bir Türk şey sormuştu. Ben daha fazla Suriyeli müşteri istiyorum restoranımda. Hangi müzikleri çalayım dedi. Ve orada birbirlerine müzik söylüyorlardı. Bakın biz bu müzikleri severiz. Bakın bu müzikler bizim daha hoşumuza gider. Aslında bizim yapmaya çalıştığımız nasıl bir hekatonla bir sosyal problem verilir ve onu çözün derler ya. Biz de diyoruz ki yerel halka ve mültecilere siz beraber toplanın. Bir platform kurduk. Bu platformda siz sorunlarınızı konuşun ama sorunlarınızı çözün diyoruz. Ve bunu başlattık. Buradan da tabii daha sonra Forbes'la Forbes dergisinde dünyada fintech çözümleri arasında ilk 5'e girdik. Oxford Üniversitesi bizi Big Data alanındaki tek örnek olarak gösterdi. 20'ye yakın ödül aldık ve bu karantina sürecinde 2 tane daha ödül aldık. Dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkelerin yarışması olan C-Stars'ta göç girişimcilik ödülünü aldık ve bunu bize İsviçre Dışişleri Bakanlığı verdi. Şey tarafında ise Digital Arabia Network'te bizi Arabistan coğrafyasındaki en inovatif ve en çok katılımı sağlayan uygulama seçti. Bir an sesini kapattın Berat, ya anlaşıldı herhalde. Şu an duyuluyor mu? Sesini kapattın. En son ne duyuyorsun? Evet. Birisi telefonda aradı da en o yüzden son... oldu. Arabia ödül aldım dedim, bir Arabia gibi bir. Nasıl? Son aldığın ödülü söylüyordum. Son aldığın ödülü söylüyordum. Son aldığım ödül de Digital Arabia Network. Arabistan coğrafyasında ve Arabistan coğrafyasına yaşayan, yakın yaşayan ülkelerdeki katılımı sağlayan en iyi uygulama olarak seçti ve bizi Almanya'ya davet ettiler. Aynı şekilde de İsviçre Dışişleri Bakanlığı da C-Stars, dünyadaki en büyük gelişmekte olan ülkeler yarışmasında da İsviçre Dışişleri Bakanlığı'yla bize göç girişimcilik ödülü verdi. Çok güzel. Seni tekrar tebrik ediyoruz. Korona döneminde aldığım bu yeni 3 tane ödül için. Dediğin doğru. Sosyal girişimcilik bence hayatımıza iyice girmeye başladı. Özellikle bu korona süresinde, karantina altında bulunduğumuz dönemde bence herkes kendini tekrar değerlendirdi, düşündü. Söylediğin gibi dünyadaki aslında büyük şirketlere bakarsak, bugün en büyüklerine Facebook ve benzeri şirketlere, hemen hemen hepsi teknoloji temelli şirketler ve aslına bakarsan kuruluşları ya da en son hayata geçirdikleri projeleri de hep 20 yaşından küçük. Yani son 20 yılda gelişen projeler. Ve bunların hepsine bakarsak da aslında bir yerde sosyal amaç edinmiş projeler diye düşünüyorum. Ve ben bunun bu korona sonrasında yeni normalde daha da güçleneceğini düşünüyorum, sosyal girişimciliğim. Ve önümüzdeki dönemde çok iyi işler yapacak girişimlerin dünyanın sorunlarına çözüm arayan şirketler olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar sivil toplum örgütleri, kar amacı gütmeyen kuruluşların takip ettiği konular bence artık profesyonelleşmeye başlayacak. Yani yoksullukla mücadele eden bir dernek varken şimdi belki önümüzdeki dönemde yoksullukla mücadele eden bir takım sosyal girişimler, şirketler kurulacak ve çok iyi paralar kazanacak. Benzer şekilde eğitim, benzer şekilde çevre sorunlarıyla, cinsiyet sorunlarıyla gibi aslında bir yerde de sürdürülebilir kalkınma hedeflerini önümüze koyup onlara aslında birer iş modeline convert edersek bence önümüzdeki dönemde çok karlı iş alanları geliştirmiş olacağız diye düşünüyoruz. Peki bu en son hayata geçirdiğin Koranaton, çok güzel hekatona başına korona koyarak geliştirdiğin bu girişimle ilgili biraz bize bahseder misin? Onu da beraber geliştirdik hocam. Siz de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği de bizim paydaşlarımızdan birisi oldunuz ve aslında bizim girişimciliğimizde de en çok görüşmek isteyen dernek de siz oldunuz. Belki bunun nedenlerinden bir tanesi de benim çok sizin bir parçanız olmamdı. Sürekli sizle görüşmek isteyen girişimcilerimiz var. Aslında ben böyle sizi ve onları buluşturacak bir kol yapmak istiyorum. Hatta birkaç kişi şu an bu kolda, biz sizle görüşmek isteyenler bu kolda da olabilir. Ya biz orada şey dedik, şimdi başladı. Aslında şey başladı, nasıl desek. Korona süreci başladı ve ben işte 3 tane iş almıştım. İsviçre'ye gidecektim, yatırım alacaktım falan derken bir anda böyle bütün
3 yıllık işim çöktü yani korona süreci başlayınca, çünkü her şey iptal oldu. Dedim ki ah dedim, şimdi gerçekten dedim artık herhalde Mikport'un sonlarına geliyoruz dedim. Çünkü koronavirüsü var, tam İsviçre'den yatırım aldım, İsviçre'ye gidip görüşeceğim, yatırımı alacağım ama ne oldu? Gitti, koronavirüsü oldu, hiç kimse bir yere gidemiyor. Ve biz bu Mikport süresinde 20 ülke gezdik, artık en son elmasını yiyeceğiz diyelim ki. Elmasını yiyemedik. Dedim ki Allah Allah, ne yapacağız şimdi? Sonra ben dedim ki tabii bir kriz var şu an ama bu kriz bizim Mikport'un yaptığından farklı bir şey değil. Biz daha önce göçü yapıyorduk ama şu an dedik artık herkes göçmenlerin yaşadığını yaşamaya başladı baktığınızda. Herkes gidip canını kurtarmak için evine yemek dolduruyor. Herkes aslında başka şehirlere gitmeye çalışıyor virüsün olmadığı, ama artık dünyada her tarafta virüs var artık. Ama bir baktığınızda bu koronavirüsünde aslında göçten farklı bir senaryo yok. Yine bir kriz var ve ben dedim ki bu krizi gidelim kriz yönetimine çevirelim dedim. Oğuzhan Hoca'yla konuştum Boğaziçi Üniversitesi'nden, Adil Hoca'yla konuştum ODTÜ'den, sizinle konuştum. Sonra ertesi gün biz hekatonu yapmaya karar verdik ve 2 gün sonra hekatonu yaptık. Ve şey, koronavirüsün de ilk başladığı zamanlar, sonra 1500'e kadar katılımcı oldu. 150 tane 1500 katılımcı 150 fikir yarattı. Bu 150 fikirden yaklaşık 42'si desteklendi. 30'unu Türkiye Cumhuriyeti destekledi. 12'sini de bizim partnerler destekledi. Toplam 730 bin liradan fazla destek yarattık bu fikirlere. Bu da koronada koronaton olarak çıktı ve dedik ki Mikport'la yaptığımızı koronatonla korona için yapacağız dedim. Tabii bu da Mikport'u da besledi. Mikport daha güçlü kalktı, ödüller aldı. Avrupa Komisyonu'nda da kurucu oldu, koronatonunda da kurucu oldu. Aslında yine bir krizi yöneterek aslında daha iyi bir seviyeye geldik. Birkaç örnek verir misin fikirlerden? Ne tip fikirler gelişti koronatondan? Birinci olan fikrimiz şey fikriydi. Medibook'tu ismi. Medibook, insanlar şu an hastaneye gidemiyor ya. Hastaneye gidemediği için bayağı böyle aslında küçük hastalıklar evde geçmek zorunda kalıyor. Bu tarz hastalar için evlerinden doktorlarla görüşebileceği bir uygulama yaptı ve Leaf Hospital'da satın aldı. Müşterisi oldu. Daha doğrusu şirketi satın almadı da. Böyle bir girişim birincimiz oldu. Ondan sonra CoronApp, CoroWarner, bir de Güvende Kal uygulamaları vardı. Onlar da sokaktaki COVID'li insanlarla buluştuğunuz zaman sizi uyarıp o yerden kaçmanızı sağlıyordu. Ondan sonra Expona ve Canlı Stüdyo vardı. Onlar da evde şu an hepimizin psikolojisi bozuluyor. Meditasyon, canlı bir şekilde, ondan sonra canlı oyun oynatabilecek uygulamalar geliştirdiler. Fact Checker vardı. Fact Checker da bizim hem Falling Walls Lab Ankara yarışmasını hem de Koronaton yarışmasını kazandı. Onlar da şu anda çok fazla sahte haber var ya, fake news. Onları evet, da yenmek için yaptılar aslında baktığınızda. Fact Checker da vardı. Başka onun dışında ilk 12'de atladığım girişimler olduysa onları daha sonra tekrar bakıp tekrar söyleyeceğim. Peki şimdi bu korona sonrasında nereye gidecek bu hem teknoloji hem de sosyal girişimcilik? Yani herkeste bir şey var. Şimdi önümüzdeki dönemde hepimize birer çip takacaklarını falan bile söylüyorlar. Sen nasıl bir öngörüde bulunuyorsun? Senin fütüristliğin ne bu durumda? Ya Harari'nin bir yazısı var. Harari'nin yazısını okuyarak başladım ben de bunu düşünmeye. Çok güzel evet, bir şekilde açıklıyor aslında durumu. Yani şu anda teknolojik anlamda Harari'nin dediği şeyi bir şey vardı. Yani eskiden hangi linklere tıkladığımızı öğrenmek istiyorlardı. Şimdi hangi linki tıkladığımızda vücudumuzun ne reaksiyon gösterdiğini görmek isteyecekler demişti. Yani etik kısmına getirdi Harari durumu. Yani aslında mesela bütün yapılan teknolojide şu an etiği çok unuttuk. Mesela etiğe bakmadan çözümler geliştiriyoruz. Ama belki de bu geliştirdiğimiz çözümler bizim artık bir linki tıkladığımızda ne hissettiğimizi analitik bir şekilde yansıtacak kadar korkunç bir senaryo olabilir. Ben birazcık böyle şeylerin olmamasını istiyorum ve Harari'nin dedikleriyle gerçekten uyuştuğumu düşünüyorum. Yani bence biz bireyler olarak eğer yeni bir teknoloji varsa şu an, hani gerek özel şirketler, gerek STK'lar, gerek devletler yaptıkları bütün politikalarda bizim onun etiğini araştırmamız gerektiğini
ve bu etiği için konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Vallahi aslında hani evde kaldığımız bu dönemde hep evde çalışıyoruz. Tabii ki evdeki teknoloji cihazlarını da çok kullanıyoruz. Mesela ben bu sabah printer'ımda mürekkebin bittiğini, kartuşun boşaldığını gördüm. Teknosa'ya web sitesine girip oradan sipariş edeyim diye baktım. O sayfaya girdim, kapattım ama HP diye aradım, oradan baktım. Bulamadım istediğim numarada olanı. 20 dakika sonra Twitter'ıma girdim. 3 tane HP'den mürekkep kartuş reklamı gördüm. Bu da beni doğruyu söylemek gerekirse biraz hayrete düşürdü diyebilirim. Valla bu hocam bu daha hiçbir şey yani bu daha önceki teknolojiler baktığımızda yani ben küçükken bir makale okumuştum aslında Big Data ile tanışmam böyle olmuştu. Şey diyordu trende giderken uyuduğumuzda Big Data bize rüya gösterebilecek ve bu rüyamızda Coca-Cola'nın reklamlarını göreceğiz diyordu. Ben de çok küçüktüm dedim Allah Allah bu nasıl olacak falan demiştim yani gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Sonra sürekli düşündüm küçükken aslında nasıl ya böyle kafamızı koyarken nasıl bize rüya gördürtebilirler diye bunu düşünmeye başladım. Şu anda tabii bu işin içerisinde olan bir insan olarak yani bunu yapmak o kadar zor olmadığını fark ediyorum. Yani daha kötü senaryolar olabilir Harari'nin anlattıkları. Biz de o yüzden etik uygulamaları yapmamız gerekiyor. Hem Mikport'ta hem Koronaton'da biz etiğe çok önem verdik. Hatta bir etik kurulu kurduk Koronaton'da. Cansu hocamız kurdu ve bütün fikirlerin şu anda bu hafta etik raporları çıktı. Ve bu etik raporlarına göre bizim uygulamalarımızdan kendilerini değiştirmesini isteyeceğiz. Ve şu anda zaten Cansu hocamız onlarla konuşmaya başladı. Çok güzel. Hep yıllardır deriz ki ya da işte teknoloji iyice gelişmeye başladığından beri bizi uzaklaştırıyor birbirimizden deriz teknolojiyi. Ama aslında korona günlerinde bizi ne kadar yakınlaştırdığını da gördük teknoloji ile. Ve bu şu an kullandığımız Zoom gibi tool'ları kullanarak araçları keyifli toplantılar yapıyoruz. Mesela sabahleyin erken bir saatte Dubai'de bir toplantıya katıldım. Sonra saat öğlene doğru 11'de Brüksel'de Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Birliği'nin toplantısına katıldım. Yani Dubai ve Brüksel arası bir toplantıya girmiş oldum. Artık teknoloji dediğin gibi insanın yararına ve hatta daha da çok sosyalleşmesini geliştirecek bir düzeyde kullanılmaya başladığı gibi görüyorum. İçine etik de koyduğumuz zaman birbirimizden uzaklaştıran değil aslında birbirimizi yakınlaştıran bir araç olarak görebiliyoruz. Ama etik konu gelince aslında teknolojinin bize yardım etmesi, senin gibi de girişimcilerin hep aklında bulundurması gereken bir konu da aslında ego diye düşünüyorum. Yeni dönemde aslında egolarımızı bir kenara koymak, yani bu büyük şirketlerin, büyük yatırımcıların bir kenara koyup aslında biraz ego sistemden ekosisteme geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Daha bu ekosistemler geliştirecek özellikle sosyal girişimcilikte birbirimize daha çok yardım etmemiz gerektiğini, birbirimize daha çok destek ve saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. Ve yapacağımız her çalışmanın da bir nedeni, bir amacı olması gerektiğini, toplumsal bir soruna çözüm olacak işler olduğunu düşünüyorum. Bu alanda yani teknolojinin iyilik için kullanımında neler söylemek istersin bize? Ya Etik ve hocam iyilik. çok güzel ve benim çok ilgilendiğim bir şey hakkında gerçekten şu anda pas verdiniz. Hatta bu şeyi çok sevdim. Ego değil, ekosentrik ya da ekosistem. Ego sistem değil, ekosistem. Bence bunu yapmaya başladı aslında. Bize korona virüsünün getirdiği en iyi şeylerden bir tanesi bu ego sistemlerden uzaklaşıyoruz. Şey gibi düşünün, ben 3 yıldır Türkiye'deyim. Mikport'la aynı işleri yapıyorum. Ama koronavirüsü geldikten sonra ben bugün hem Birleşmiş Milletler'le hem Türk Devleti'yle hem de Avrupa Komisyonu'yla ortak olabiliyorum. Bunun nedeni de aslında bu ekosistem. Yani koronavirüsünün bize getirdiği bir sistemden ötürü olduğunu düşünüyorum. Ya ben biraz koronavirüsüne lockdown diyorlar ya, ben buna bir update diyorum. Aslında tamam bir kapattık kendimizi ama kendimizi update ediyoruz. Yani kendimizi şu an yeni dünyaya adapte ediyoruz. Hatta geçen de Serdar hocam sizle şeyde İstanbul'da hatta bu koronavirüsü başlamadan tam bu konuyu anlatmıştım. Teknoloji uçup gidiyor. İnsanlar nerede? STK'lar nerede demiştik. Şu anda artık STK'lar da
Yani Zoom'un profesyonelleri olduğunu görüyoruz. Yavaş yavaş artık birazcık koronavirüsünün getirdiği kötü şeyleri değil de iyi şeyleri bakmanın güzel olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü koronavirüsü bize artık ekosistem getirdi, ekosistem yerine. Ve artık küçük inovasyoncular, küçük girişimciler sesi daha çok duyulmaya başladı. Eskiden belki küçük şirketlerin yaptığı çözümler hiç belki de bir yerlerde söylenmiyordu ama bugün baktığınızda en büyük kurumlar bu küçük çözümleri bulmayı ve bu küçük çözümlerden bir şeyler üretmeyi istiyor. Bence koronavirüsü hani tabii sağlık açısından yani onu eğer aslında çok güzel bir şekilde yönetsek belki de o kadar insan öldürmeyecek. Belki de daha iyi kolaborasyon yapsak, belki de daha çok birbirimizi düşünsek çok daha iyi yararlanabileceğiz. Mesela şey gibi düşünün. Şimdi Amerika bütün sınırlarını kapattı ama Amerika'da şu an en çok koronavirüslü vaka sayısı var. Hatta geçen bir Amerika'da arkadaşım şey yazmıştı. Acaba biz Avrupalıları korumak için mi, kendimizi korumak için mi kapıları kapattık demişti. Yani aslında şu anda kapıları kapatarak birbirimizle işbirliği yapmadan bir yerlere varamayız. Bunu herkes de fark ediyor. Ve yeni dünya sisteminde artık eskisi gibi sadece kendi şirketlerinin düşünen yapılar olamayacağını düşünüyorum. Belki de bu koronavirüsü sonunda belki de hani dünya olarak belki de tek dünya düzenine de geçebileceğimiz bir sistem olabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü eğer ki biraz daha böyle giderse, transparency'de sorunlar olursa, etikte sorunlar olursa artık insanlar etiği öğreniyor. Belki de yani belki de bir 10 yıl sonra şeye gideceğiz. Nedir adı? Mars'a gideceğiz. Elon Musk şu an daha geçen tweetledi. Alıyorum insanları kaçıyorum diye. Belki de hani o zaman biz de uyanıp artık sadece kendimizi değil de toplumu düşündüğümüz zaman aslında kendimizi düşündüğümüzü anlamış olacağımızı düşünüyorum ben. Evet. Evet dediğim gibi gelecekte aslında sosyal amacı önceliklendirecek kurumlar, sosyal ve çevresel performanslar geliştirecek ve bununla ilgili önlemler alacak olan şirketler, kurumlar, dernekler, sosyal girişimciler her neyse, sorumlu ve şeffaf ve sürdürülebilirliği önemseyenler, aslında yaratıcı iş modellerine açık olanlar ve önemlisi de toplumun refah seviyesinin yükselmesi için çabalayanlar ve tüm paydaşlarla birlikte işbirliğine açık olanlar bence başarılı olacak. Bunun adı artık sosyal girişim olacak. Aslında karlılık veya başarı bir kurumda ne kadar çok para kazandığıyla ilgili olmayacak. Başarı bence sosyal, çevresel ve ekonomik etkisinin, performansının ölçülmesiyle olacak diye düşünüyordum. Ve tabii ki yeni dönemdeki sosyal amacın belirlenmesinde ilk adımları da bence paydaş katılımıyla atabileceğimizi düşünüyorum. Paydaş katılımı çok önemli, katılımcılık çok önemli, şeffaflık, hesap verebilirlik olarak da söyleyebiliriz bunu. Peki siz hem sen Çağız olarak hem de Mikport olarak bizimle çalıştın. Kurumsal sosyal sorumluluğa da çok büyük ilgi duyduğunu gördük. Belki de bu yakınlığımız, samimiyetimiz de oradan kaynaklandı. Biraz peki kurumsal sosyal sorumluluk bakış açısıyla neler söylemek istersin bize? Hocam Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği şu anda Türkiye'de en sevdiğim derneklerden biri ve gerçekten parçası olduğumu düşündüğüm derneklerden biri ve bunu aslında siz kurdunuz. Siz bu yapıyı yaptınız. Gerek Hüseyin olsun, gerek diğerleri olsun. Burada bugün bu güzel konuşmayı yapıyorsak aslında sizlerin sayesinde oldu. Ve kurumsal sosyal sorumluluk, yani biz rapor yazdık aslında. Orada rapor yapın. Ben daha önce kurumsal sosyal girişimcilik tarafını çok iyi biliyordum. Kurumsal sosyal sorumluluk tarafına aslında diyordum ki yani işte ne bileyim ya PR yapıyorlar falan diyordum. Başta öyle düşünüyordum. Sonra tabii raporu yazınca aslında kurumsal sosyal sorumluluğun ne kadar derin bir şey olduğunu anladım. Aslında şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk yaparak, sosyal girişimcilerle çalışarak hem nasıl daha iyi şirketler hem nasıl daha gelir kazanan şirketler olabileceğini öğrendim. Ve bunu aslında siz benimle tanıştırdınız, kurumsal sosyal sorumluluk şeyini. Yani insanların hep bakış açısı kurumsal sosyal sorumluluk derken işte ne düşünüyorlar? Ya gidip bağış yapmayı düşünüyorlar. Ama bağış yaparak eğer dünyada sorunlar çözülseydi, şu an zaten bayağı bir bağışlar yapıldı bütün dünyada. Koronavirüsü bitmedi. Yani bağış yaparak biz bir sorunu çözemeyiz. O sorunun bir çözümün bir parçası olarak biz aslında bir çözümü
bir problem yenebiliriz. Ve kurumsal sosyal sorumluluk da aslında şirketleri bu çözümün bir parçası ol yapan en büyük kavramlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum şu anda. Biz Koronaton'da da sloganımıza şey dedik, çözümün bir parçası ol dedik. Ve bunu sadece girişimciler, şirketler, STK ve devlet için değil de hepsi için dedik. Dedik ki hepiniz çözümün bir parçası ol, hepiniz bir araya gelin dedik ve hepiniz bir hekaton yapın dedik. Sonra bir baktık, dünyada da bayağı bir sürü hekatonlar olmaya başladı. En son Avrupa Komisyonu'yla da ortaklık yaptık. Avrupa Komisyonu'nun EU Vices Virus, dünyadaki en büyük hekatonmuş bugüne kadar olan. Hatta Guinness rekorlarına da gireceğiz galiba. En büyük hekatonunda da aynı şeyle yaptık. Yani aslında şirketler kurumsal sosyal sorumluluk gibi katıldılar ve bir parçası oldular. Yani hem bir girişimciler hem en büyük şirketlerin CEO'ları aynı işi yaptı ve birbirleriyle paslaştılar. Orada da tabii 2000 kişilik bir çalışma grubu vardı. Ben orada proje yöneticiliği yaptım. Orada da tabii o kadar insanla da görüyorsunuz ki artık hani egolardan da çekilmiş insanlar. Orada herkes bir çözümün bir parçası olmaya çalışıyor. Bu da aslında bize kurumsal sosyal sorumluluğun başlattığı ve ondan sonra sosyal girişimcilik, Birleşmiş Milletler, SDGs, Sustainable Development Goals, Türkçesini sizden alacağım şimdi tekrar hocam, Sustainable Development Goals'la bizim hayatımıza yerleşen ve en son koronavirüsüyle bizim bunları adapte olmamızı sağlayan süreçler olduğunu düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Bu arada bütün katılımcılara hatırlatmak istiyorum. Sorularınızı chat mesajıyla bize yollayabilirsiniz. Bu şekilde de sorularınızı da cevaplamaya çalışacağız. Evet, bugün değişimi yönetmek konusunda aslında ana temamız sosyal girişimcilik olarak konuşuyoruz. İnsanoğlunu değişime yönelten aslında hep olaylar olmuştur. Bir takım olaylarla değişime başlamıştır insan. Nedir o? Ateşin bulunması, tekerlek, yazının, paranın kullanılması gibi tarihler çok değiştirmiştir insanoğlunu. Ardından da aslında en önemli değişim de 1760'lardaki bu sanayi devrimi. Sanayi devrimiyle başlayan toplumsal sınıflar, işletmeler, yeni sektörler, arkasından işte demir, çelik, demir yolları, petrokimya, enformasyon diye bizi bugüne getirdi. Bugünün adını ne koyalım diye çok tartıştık insan arkadaşlarla konuşuyoruz. Bence bugünün adı sosyal olmalı diye düşünüyorum. Neden? Artık her şeyde bir sosyal var. Sosyal girişimcilikte olduğu gibi. Sosyal girişimcilik, sosyal sanayi, sosyal medya, sosyal yatırım, ne var aklınıza geliyorsa hepsinin başında bir sosyal var artık. Yeni bir sosyalimiz de var. Bugünlerde korona döneminde ortaya çıktı. Sosyal mesafe diye çıktı. Hem toplumsal hem bireysel anlamda bu değişimle bizim ayak uydurmamız şart. Ayak uyduramazsak ne olur diye size sormak istiyorum. Aslında çok şu anda bakıyorum katılımcılara. Safa hocam var burada, Figen, Kan var, kız kardeşim var burada bugün. Ne güzel. Annemin de doğum günü, onun doğum gününü de kutluyorum. Evet, tesadüf. Herkes burada bugün, gerçekten çok mutlu oldum. Sorularınızı bekliyoruz. Yeni sosyaller, ben sordum ya, yeni sosyaller ne olabilir? Bir sürü sosyal, artık sosyal mesafeye geldik. Bundan sonra ne tip sosyaller girebilir hayatımıza? Ya şimdi hocam sosyal korona çıkacak bence en sonunda. Evet. Koronavirüsünün getirdiği şeylerin sosyal tarafı. Yani aslında her şeyi bir etik ve sosyal taraftan bakmak için. Sosyal mesafe de güzel oldu ama sosyal mesafenin de aslında bir sadece sosyal mesafeyle değil, insanların gerçekten buna dikkat etmesiyle olabilecek bir şey olduğunu gördük. Şimdi işte artık sosyal dünya olmasını temenni ediyorum ben. Yani inşallah bir sonraki şeyimiz sosyal dünya olur ve bu sosyal value'larımızla daha iç içe olduğumuz bir dünyaya, koronavirüs sonrası belki bir sene olacak, belki diğer ay bitecek. Ne zaman biterse bitsin, yeni bir sosyal dünyaya uyanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ettar Bey, chat şu an yasaklanmış durumda. Enable yapabilir misiniz? Serdar abi, duymuyoruz şu an seni.
Tamam, yapmaya çalışıyorum hemen ama bu arada hazır online sesiniz geliyor. Buyurun sesli sorun sorunuzu. Kimdi soru sormak isteyen arkadaşımız? Yok, sadece hatırlatma yapmıştım. Hatırlatmak size. Peki. Bir sorum yok. Tamam. Açabildik mi Hüseyin chat'i? İlgileniyoruz hemen Serdar Bey. Evet. Açık. Evet. Şu an açıldı galiba. Yo, disabled görünüyor hala. Disabled görünüyor. Bir onu bunu beceremeyebilirsek de belki el kaldırırsanız buradan söz verelim size. Öyle konuşalım. Daha şey olabilir. İnteraktif olabilir yazmaktansa. Sorusu olan varsa elini el kaldırsın, şey yapalım. Veya direkt mikrofonunu açsın, sorsun. Teknolojide bir çok yormayalım daha kendimizi. Merhaba Serdar Bey. Ben bir soru sorayım. Bir saniye kendimi de görünür hale getireyim bu arada. Evet. Görünür hale getiremiyorum. Kusura bakmayın. Şimdi biz sosyalleşmeyi senelerdir aynı döngüler içerisinde çok konuşarak ve çözüm üretmeyerek hep yapıyorduk, kahve içerek ya da başka şekillerde. Fakat öyle bir dönemdeyiz ki bunu daha organize hale getirmemiz gerekiyor ve servise sunmamız gerekiyor artık. Bunu acaba nasıl yapacağız? Bu konuda sizden biraz fikir alabilir miyiz? Evet Berat. Aslında Figen Hanım da bizim Bir Can projesinin birincisi. Daha doğrusu Koronaton Türkiye'nin birincisi. Onlar da hayvanları beslemeyi organize etmek için bir girişimde bulundular ve baktılar ki aslında bu korona derken insanlar evde kaldı, hayvanlar aç kaldı sokakta. Dediler ki biz bir besleme noktaları yapalım ve bu besleme noktalarından hayvanları düzenli bir şekilde ve birbirimizle paslaşır bir şekilde gidelim besleyelim dediler ve Bir Can projesini başlattılar. Aslında bu da bir sosyal organizasyon. Yani sosyalleşen dünya bence eğer sadece sosyalleşsin dersek olmayacak. Serdar hocamızın bunun için çok fazla çalıştığı şeyler var. Figen hocamızın var, Gülder hocamızın var, herkesin var. Bunu biz yaptıkça olacak. Yani aslında biz bireyler, sosyal girişimcilik şeyi beklemiyor. Devletin bizim sorunlarımızı çözmesini beklemiyor. İnsanların sorunları çözmesini bekliyor. Ki benim de desteklediğim bir şeydir. Çünkü eğer biz bireyler olarak çalışmazsak zaten bir insanın bizim sorunlarını çözmemizi beklemesini bekleyemeyiz. Her zaman bireysel adım atıp sosyal girişimcilikle, sosyal organizasyonla bunu başarmamız gerektiğini düşünüyorum. Merhabalar. Benim bir sorum olacak. Sesim geliyor mu? Evet geliyor. Didem Hanım galiba değil mi? Merhaba. Ben Hack the Crisis sürecinde bulunmuştum. Fakat orada gördüm ki özellikle UX kullanan kişiler ve daha önce proje üretmiş ya da bir takım altyapıya sahip kişiler hemen gruplar oluşturdular. Fakat bireysel olarak fikri olanlar çok fazla ilerleyemedi. Dolayısıyla bu süreçte fikri olan ama bir grup içerisinde yer alabilecek kişileri buluşturabilecek bir ortam var mı? Öyle bir platform organize edilmesi düşünülüyor mu diye bir soru yöneltecektim size. Hack the Crisis bizim paydaşlarımızın Atölye'nin ve İmece'nin başlattığı bir hackathon. Biz onları destekledik ama aslında organizasyonda yer almadık. Şu an Avrupa Komisyonu'ndaki hackathon'u beraber yapıyoruz. Şöyle bizim hem Slack grubumuz var hem de Facebook grubumuz var. Eğer takım bulmak istiyorsanız bizim Facebook grubumuza Koronaton Türkiye olarak Facebook'ta aratırsanız Facebook grubumuzu bulursunuz. Orada 800'e yakın insan var ve 800'e yakın insan bugüne hala bile takımlaşabiliyor ya da birbiriyle yardımlaşabiliyor. Eğer siz bizim Slack grubumuza katılmak isterseniz bana e-mail atın. Ben sizi oraya dahil etmeye çalışırım. Tamam. O şekilde diyelim. Teşekkür ederim. Evet, başka sorular var mı? Bu arada chat şeyi açıldı, çalışıyor, faal. Görüyorum şu an.
Takımlaşma konusunda benim şöyle bir sorum olacak. Biz bu Bircan projesiyle yola çıktığımızda sokak hayvanları için gönüllüler de geldiler. 15 kadar gönüllümüz oldu. Bir WhatsApp grubu oluşturduk. Yani bunlar projeye yardım için gelmişlerdi. Fakat bunu organize etmemizin bile çok zor olduğunu fark ettik. Sorularla geliyoruz ama o sorular havada kalıyor. O kendi içerisinde bunu organize edecek bir mekanizma bile gerekiyor gibi düşünüyorum. Yani bu aynı şekilde Facebook hesabı, demin Berat'ın bahsettiği, orada da söz konusu belki. Ekipler arası çalışmayı da organize edecek bir şey gerekiyor gibi geliyor. O konuda fikir alayım. Aslında Serdar Hocam'ın bunun için bir çözümü vardı. Biz geçen konuşurken Serdar Hocam şey demişti. Aslında en çok yapmamız gereken insanları gönüllü yapıp bir platformda toplamamız gerekiyor demişti. Ve aslında oradan bir hani bir Serdar abiye sormak istiyorum. Ben de bir Serdar abiye soru sorayım. Serdar abi, sence bu gönüllüleri nasıl daha efektif çalıştırabiliriz? Vallahi gönüllülük Türkiye'de bir türlü oturmadı diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki gönüllülük hiçbir zaman olmuyor. Türkiye'de gönüllülük yok, gönlüne görelik var. Biz ne zaman ki bu gönlüne görelikten kurtarırsak bu işi, gönüllülük gerçek anlamda hayata geçer ve bu platformlar ve bütün bu arayışlarda son bulur. Bunun gerçek anlamda hayata geçmesi için gönüllülerin de aslında biraz daha profesyonelce düşünmesi ve gönüllü çalıştıracak olanların da profesyonelce düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela gönüllülerin bile bir görev tanımı olmalı. Gönüllülerle kontrat imzalanmalı, sözleşme imzalanmalı. Yani eğer bir hafta içinde 15 dakika bile ayıracaklarsa onu taahhüt edip ne zamansa o süre, salı günü 16-16-15 ise onu fixleyecekler ve yapacaklar. Şimdi mesela biz gönüllü olarak böyle bir online toplantılar yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Fixledik. Salı ve perşembe günleri saat 15 ile 16 arası. Bunu kurgularsak bu gönüllülük hayata geçer. Bir de bu gönüllülük tabii genişlediği zaman aslında, hani ekosistem dedik ya biraz önce, o da genişlemiş olur. Çünkü bir çalışma yapacağımız zaman ben bir kümedeki insanlar biliyor ama dışarı çıktığımız zaman, o kümenin dışına ilgili bir kuruma gittiğimiz zaman, bir paydaşa gittiğimiz zaman onun haberi yok bu işten ve o süreci devam ettirecek yetkisi yok, yönetmeliği yok, yönergesi yok. Bunun için işte ekosistemin de gönüllülerle birlikte gelişebileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum ne kadar cevap olabildi. Son şeyde sürpriz bir soru gelince Berat'tan bana. Evet. Şey konusu çok doğru, gönlüne görelik. Gönlüne görelik biraz da bir proje içerisinde yer almak gibi bir görselliğimiz var maalesef. Bunu da zaman içerisinde aşabilmek için, yani gerçekten gönüllü olanla bir proje içerisinde yer almış olmak isteyen arasındaki farkı da bir şekilde belirleyebilsek ne kadar güzel olur diyorum ben. Evet. Ben bazen soruyorum gönüllü olan arkadaşlara, gönüllüyüm diyenlere, ne yaptın diyorum. Diyor ki işte şöyle bir projedeyim. Ne yaptın? İşte açılışı oldu, bir lansman oldu, gittim. Ondan sonra gitmedim. Bir kere. Yani ilk bir kere görünüyor. Tamam, gönüllü oluyor. Gönüllü olarak bir yere gidiyor. Ama ardından da gönlüne göre bırakıyor. Ha, bu hafta mı gideyim, önümüzdeki hafta mı gideyim gibi. Evet, gönüllülükle ilgili de aslında bu perşembede bir toplantımız olacak. Saat 16-17 arası. UNV, United Nations Volunteers in Türkiye koordinatörü Nil Hanım bizimle olacak. Onu da gönüllülükle orada detaylı olarak konuşacağız. Ben bir şey paylaşmak istiyorum gönüllülükle ilgili. Ben lisedeyken böyle aslında ilk Kızılay, bizim orada Kızılaş tabii. Kızılaş'ta ben gönüllü olmuştum. Hani o zaman daha 16-14-15 yaşlarında biriydim. Orada gönüllü olduğumda beni direkt şehirdeki başkan seçtiler. Ve 3 başkan daha vardı. Orada ondan sonra gönüllülüğün aslında küçük yaşta insanların bile yapabileceğini ve bunu ne kadar efektif yapabileceklerini gördüm. Ve ODTÜ'ye geldiğimde Kızılaç'ta başladığım gönüllülük beni ODTÜ'de 18 milyonluk bir uygulama kurmaya sağlamıştı. Aslında bu da bir günle olmuyor. Aslında küçük yaşlardan biz çocuklarımızı gönüllülüğe alıştırırsak, birkaç kurumda gönüllü yaparsak,
Onlar zaten büyüdüklerinde bu gönüllülüğü benimsemiş ve yapmış olabileceklerini de düşünüyorum. Benim kendi hayat hikayemden o şekilde ben kendim bunu bu şekilde yaşadım. Hatta Serdar Hocam da böyle STK'lar olmuştu. Küçük yaştan STK kuracağım diye. Herhalde küçük yaştan bir insanları bu gönüllülüğe alıştırmamız gerekiyor ki insanlar büyüdüklerinde gönüllü olsunlar. Bu çok evet. Doğru bir nokta Berat. O konuda katılıyorum. Amerika'da yaşadım. Onlar küçük yaşta ilkokulda sürekli o sorumluluğu veriyorlar. Çöp toplama günleri, düzenli çalışmaları var gönüllülük konusunda. Hepsi bir gruplara giriyorlar. Bunu yapabilsek biz de ülkemizde bunu küçük yaştan öğretebiliriz. Çok değerli olur. Belki bununla ilgili bir proje yapmak lazım. Merhaba. Sesim geliyor mu? Geliyor. Evet. Merhaba, Gülder Başar ben. Duyabiliyorsanız. Duyuyoruz. Duyuyoruz sorunuzu. Evet, şöyle ben aslında soru değil de sivil toplum dendiği zaman zaten sivil toplum kuruluşları gönüllülük esasıyla çalışırlar. Fakat birçoğumuz sivil toplum kuruluşlarına girmeyi reddediyoruz. Oysa ki sivil toplum kuruluşlarının amacı devlet yönetimlerine ya da şehir yönetimlerine ya da her neyse nasıl diyeyim resmi yönetimlere önerilerde bulunmaktır. Bireysel olarak bunu yapamazsınız. Hiçbir zaman gidip bir bakana bir öneride bulunamazsınız. Ama eğer bir STK'daysanız bunu grubunuzla beraber yapabilirsiniz. Öncelikle bizim gerçekten bir sivil toplum kuruluşu gibi çalışmamız gerekir diye düşünüyorum. Ya buna çok karşı olmamamız lazım. Evet, sivil toplum ne yazık ki, bakın Berat biraz söyledi, ben ilkokul 1'de sivil toplumla karşılaştım, tanıştım. İlkokul 1'de tanışmam da şu şekilde oldu. Okula gittim, birkaç ay sonra öğretmenim iki tane zarf verdi elime. Sarıydı bu zarflar. Üstünde 5, 10, 15, 20, 50 diye rakamlar yazıyordu. Evet. Bunu babana götür, içine para koyup getirecek dedi. Ben de aldım götürdüm. Biri Türk Hava Kurumu, biri de Kızılay'dı. Eve gittim, babama verdiğimde baba bunlar ne dedim. Onlar dernek oğlum dedi. Ben dedim bana ne güzelmiş bu dernek işi dedim. Zarfı yolla, parayı topla. Ben dedim dernekçi olacağım büyüyünce dedim. Ve bütün aslında hep benim kanıma girmesi sivil toplumun böyle oldu. 16 yaşında falan ilk dernek kurmaya çalıştım. Bayağı uğraştım dernekler kanunu bulayım diye, bulamadım. Bilenleriniz varsa Ankara'da Zafer Çarşısı vardır, orada buldum. Orada kitapçılar vardır. Ve dernek kurmaya gittiğimde dediler ki sen daha çocuksun, dernek kuramazsın dediler. Kurmak istediğim dernek de Fenerbahçeliler Derneği'ydi. Babama söylediğimde ben dernek kurmak istiyorum diye, anarşist mi olacaksın oğlum dedi, kızdı bana. Arkadaşlarım da öyleydi. Yani derneklere karşı hep bir reaksiyon vardı, anarşi, terör gibi. Çünkü 1970'li yıllarda dernekler hep sağ ve sol dernekleriydi. Başka dernek yoktu. Siyasi derneklerdi. Ondan sonra üniversitede bir kurmaya çalıştım dernek. O zaman da üniversite öğrencisin diye kurdurmadılar. O zaman da kuramadım. Sonra iş hayatına başlayınca 1994'te bir dernek kurma hevesim oldu. O gün bugündür yaklaşık 30 küsür dernek kurdum. Bu da benim kendi kendime anlatmam. Derneklerin, sivil toplumun özellikle iktidarda hükümetle, hüküm edenle barışması gerekiyor. Bunun karşılıklı bir barışması. Derneklerin her zaman için muhalefet anlamında olmaması ve iktidarın da dernekleri her zaman bu anarşi boyutunda görmemesi, bunların aykırı gibi görmemesi gerekiyor. Bu barışı sağlamak için 92 depremi aslında sivil toplumun kendini gösterdi ve orada bir yakınlaşma oldu ama hala bence sivil toplumla hükümet arasında, hükümetler, dünyadaki hükümetler arasında daha o şey yaklaşım pek sağlanamamış değil, İskandinav ülkeleri hariç. Evet. Ama hocam çok güzel konuştunuz. İki soru sormuşuz. Valla dinleye dinleye duyamadık. Ama sahne senin. Ben şimdi rol çalmayayım şimdi burada senden. Beraber yapalım, öyle daha güzel olur. Dedik ya, ecosystems. İşte bu tam bir ekosistem oluyor. Evet, ekosistemde bütün paydaşlar
onun gelişimi için ne yapılması gerektiğini biliyor olması lazım. Evet, dernekler hep aktivistlik olarak algılanıyor. Evet, Figen Hanım sorabilirsiniz bu sorunuzu veya yorumunuzu. Açıp ekran şeyinizi, evet, sesinizi. Şimdi dernek, ben de Kazdağ Doğal Koruma Derneği'nde aktivim. Bu zeytin yasası ile ilgili falan bayağı çalışmalarımız olmuştu o zaman. Çok şükür engelleyebildik chat toplantıları. Evet. Şimdi bunların konuşmasını bir yerde yaptığım zaman ben sizin gibi aktivist olabilir miyiz biz diyorlar. Yani bunu hep Greyder'lerin önüne çıkıp savaşmak falan filan gibi ağaçlar kesilmesin diye algılanıyor. Halbuki bu sadece bir aktif hale gelmek, yani bir şeyde ses getirmek, o kadar. Yani biz buna o kadar çok bastırılmışız ki bunu da topluma iyi anlatılması lazım. Bununla ilgili de bir farkındalık yaratılması lazım ki insanlar da aktif hale gelmek için davet edilsinler bir şekilde. Evet. Şimdi hani biraz önce söyledim ya, bu çok sosyal konuda çalışma yapan sivil toplum artık belki de bunu bir iş modeli olarak geliştirip hayatımıza girecek diye söylemiştim. Bu sizin çalışmanız, bu aktivizmle ilgili özellikle bu Kaz Dağları'nı düşünerek ben yeni bir inisiyatifte bulundum, aslında bir girişimde bulundum. Bu girişimin adı da aslında sosyal onay. Şöyle, çünkü Kaz Dağları'nda resmi onayı alıp hemen tamam biz resmi onayları aldık, işte elimizde izinlerimiz. Biz burada işte bu işleri yapacağız, buraları katledeceğiz diyebiliyorlar. Ama ben diyorum ki sosyal onay, resmi onay yetmez. Bir de sosyal onay lazım bu işe. Sosyal onayı da bence resmi onaydan önce almanız gerekir diye kurumlara bir şeyde bulunmaya çalışıyorum girişimde. Yani aktivizmi aslında bir iş modeliyle yaklaşmak istiyorum. Bu konularda detaylı sizle sonra konuşmak, belki bir işbirliği geliştirmek isterim. Çok sevinirim. Çok çalıştığım, çok çaba sarf ettiğim bir konu. Muhakkak bir araya gelelim gene. Evet, buna ben sosyal... Bir araya gelmiştiniz. Gelmiş miydik? Nerede? Evet, Serdar Hocam bir ara gelmiştiniz. Şey yapalım, evet. Aslında bu şu anda bayağı değerli insanlar var. Aslında bu bütün kol aslında bizim bir işbirliğini de doğurabilir. Hani burada hepimiz aslında buradayız ve sosyal girişim için buradayız. O yüzden böyle bence bu koldan sonra da konuşmalara devam edip yeni fikirler üretebileceğimiz bir platform haline getirebiliriz. Bir kere Berat beni alıp size getirmişti Serdar Bey. O sırada dernek ya da kulüp mü kurayım, ne yapayım diye bir konuşmuştum. Ama evet, doğru, siz evet. O zaman da sokak hayvanlarıyla ilgili bir proje konuşmuştuk değil mi sizinle? İşte onu şimdi koronatonda onda derece aldık. Bu hafta sonu da EU'nun hackathonuna girdik. Üzerinde çalışıyoruz hayata geçirmek için. İnşallah haftaya girişlerimiz mümkün olacak. Çaba sarf ediyoruz. Peki, çok güzel. Yavaş yavaş toparlayabilir miyiz? Serdar abi, benim başka bir kolum var şu anda. O başladı birazdan. Evet. Bir en son soruları alıp bence kapatabilirsek güzel olabilir. Ben çünkü başlayacak olaya girmem gerekiyor. Zaten süremizde öyle planlamıştık. O zaman soru yok gibiyse ben bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bütün çalışmalarımız artık bir sosyal amacı olsun. Gelecekte sosyal amaçlı işler, hatta onları iş modeline çevirelim. Artık sosyal girişim haline getirelim. Aktivizmi de getirelim, dernekçiliği de getirelim ve toplumun refah seviyesi için çalışalım. Yeni dönemde güven önemli, güven içinde en önemli şey çalışmalarımızın sosyal amacının olması, kişilere vereceğimiz, bireylere vereceğimiz güven, kurumlara vereceğimiz güven olmalıdır diye düşünüyorum. Hepinize tekrar katıldığınız için çok teşekkür ederim.